İyi bir hafta sonu diliyorum efendim. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Evet, gerçekten yoğun, yorucu bir haftaydı. Neden böyle söylüyorum? Türkiye'de siyasi gelişmelerin çok yükseldiği, böyle hararetlendiği bir haftayı geride bıraktık. Tartışmalar da beraberinde gitti. Hafta içi çok sayıda siyasi programları izlediniz, biliyorum. Biz de yapıyoruz. Hafta başı pazartesi günleri şimdiki zaman siyasetle karşınızda oluyoruz. Ama cumartesi günleri bizim için bir bilim saati oluyor, biliyorsunuz. Birkaç haftadır duyurmuştuk bugün bugünkü konuğumuzu. Profesör Canan Karatay, stüdyo konuğumuz. Canan Hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun Sağ efendim, olun. hep beraber. Evet, şimdi tek konuk. Tam 3 saat buradayız. Kolesterolden şeker yüklemesine, sağlıklı beslenmeden sağlıklı yaşama, her şeyi konuşacağız. Bu arada böyle interaktif de bir program olsun istiyoruz. Soru cevap, sorularınız, görüşleriniz, merak ettikleriniz, bunların hepsini aşağıda birazdan göreceğiniz, evet şu anda görüyorsunuz ekranda, bizlere iletebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan ve e-mail yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi programa başlayacağız ama önce tabii Canan Hoca çok ekran yüzü bir hocamız. Çok fazla programlara çıkıyor ama kitapları kimi zaman unutuluyor, kalıyor vesaire oluyor. Biz şimdi önce onu bir duyuralım, tanıtalım. Daha doğrusu Canan Karatay'ın ilk kitabınız buydu, değil mi hocam? Evet, 2011. 2011'de Karatay Diyeti. 5 Nisan hatta. Rekor bir satışla, 463 bin satmış. Türkiye'de çok olağanüstü bir sayı tabii bu. Canan Karatay'ın, Canan Efendigil Karatay tabii. O arada birazdan onu da değineceğiz. Karatay Diyeti kitabı sevgili dostlar. İlk kitabı Canan Hoca'nın muazzam bir tiraja ulaşmış kitap. Daha sonra Karatay Diyeti'yle Yaşam Boyu Sağlık. Gene Karatay Mutfağı adını verdiği bir başka, gene bu da çok satanlardan. Tabii 215 bin satmış. Tabii sayılar önemli değil gibi gözükür ama önemlidir. Yani ne kadar bir kitleye hitap ettiğinizi gösterir. Anne adayları ve hamileler için Karatay Diyeti sevgili dostlar. Bunların hepsi Hay Kitap'tan, evet Hay Kitap'tan çıkan kitapları Canan Karatay'ın ve son çalışması da Gerçek Tıbbın 10 Şifresi. Canan Karatay'ın, Profesör Canan Karatay'ın kitapları. Şimdi evet, hem kitap alanında çok üretkensiniz, hem hasta görmeye devam ediyorsunuz. Evet. Çok yoğunsunuz ama bir de tartışmaların odağındasınız hep. Her Hep zaman. tartışılıyorsunuz. Evet. Ama... Eğer müsaade ederseniz bugün sizi tek konu kaldık ama izleyicilerimizden, hekimlerden sorular tabii. geldikçe ben tabii. onları bir süzgeçten Tabii ki. geçirerek Tabii. sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Birazca şeytanın avukatlığını yaparak tabii ki. Gerçeğin, Tabii. hakikatin Her zaman. ortaya Her zaman. çıkmasını, insanların sağlıklı yaşama kavuşmaları için neler yapmaları gerektiği konusunda kafalarının berraklaşmasını sağlamaya çalışalım isterseniz. Ama önce sizin bana kalırsa ihmal edilen yönünüz, kardiyologluğunuzu konuşalım, değil mi? Siz aslında hem iç hastalıkları uzmanısınız, evet. hem kardiyologsunuz. Evet. Hatta çocuklar az önce KJ'ye yazarlarken dediler ki beslenme uzmanı mı diye yazacağız dediler. Hayır dedim, Canan Hoca çünkü bir kardiyolog. Siz önce bir öz yaşam öykünüzden başlayalım mı? İstanbul Tıp mezunusunuz, değil mi? İstanbul Tıp mezunuyum. İstanbul Tıp, o zaman bir tek İstanbul Tıp. Çapa, İstanbul'da değil vardı. Mi? Şimdiki Çapa. Çapa, şimdiki Çapa. O zaman 1967 mezunuyum. Yani 52 yıllık hekimim. Oo. Yani yarım asırdan fazla. 6 yıllık eğitimi de sayarsanız ha, 58 doğru, yıl ediyor. Doğru. Bu işin içindeyim. Evet, orada 67 mezunuyum tıp fakültesinden. Ve bizim mezun olduğumuz sene 67'de çok büyük olduğu için Cerrahpaşa kuruldu. Ve bizim sınıfı şöyle liseyi ikiye böldüler. Yarısını Cerrahpaşa'dan diploma verdiler. Ha. Şey olarak. Bize de tıp fakültesinden verdiler. Yani biz o bu şeyi bizzat yaşamış insanız, bölünmeyi. Bu bölünmeyi, değil mi? Evet. Dünyada da tektir hocam, değil mi? Herhalde. Evet. Bir üniversiteden iki tıp fakültesi. İki tıp fakültesi. Çünkü tıp fakültesi... Kalabalık gerekçesiyle mi dediler o zaman? Kalabalık, yoğunluk. Şey bakımından bölümlerin artması, çünkü şey ilerledikçe, bilim ve teknoloji ilerledikçe bölümler de artmaya başladı. Şey olarak da sığmadı. Biz yani ama hepsini de okuduk. Yani biz mesela
Çapa'da okurduk. Yürüyerek Cerrahpaşa'ya gelir. Orada ders görürdük. Çapa'da ders görürdük. Yürüyerek Beyazıt'a gelip orada ders görürdük. Hep yürüyerek bunları biz yaşadık. Ya, öğrenciliğimiz böyle geçti. Yürüyerek geçti. Evet. Peki sonra bu arada izleyicilerimizden gelmeye başladı. Celal Ülgen, avukat Celal Ülgen. Değerli benim hemşerim Canan hocamıza selam ve saygılar, bütün tabuları yıktığı için diyor. Celal abiye de çok selam, çok sevgilerimizi selamlar, gönderiyoruz. Çok selamlar burada. Celal Bey. Evet. Evet, sağ olun. Sevdiğimiz, çok Türkiye'nin önemli bir hukuk duayenidir. Evet, kendileri biliyorum. Buradan kendisini da selam ve sevgilerimizi yollayalım. Evet, Elazığlı olduğunu bilmiyordum. Öyle mi? Evet. Hemşeriymişiz. Elazığ'a da selam edelim buradan. Peki. Tabii bütün Türkiye'ye selam ama Elazığ'da başka tabii ki. Evet. Sonra hocam. Sonra bizim zamanımızda, yani bakın 67 mezunuyum. 50 yıl önce, yarım asırdan bahsediyoruz. O zaman önce iç hastalıkları uzmanı oluyorsunuz. Onun üstüne üst ihtisas deniliyor. Ondan sonra kalp uzmanı veya başka bir uzman oluyorsunuz. O zaman öyle miydi? Tabii ki mecburen öyleydi. Sonra o kalktı. Şimdi onun 5 sene, 4 senedir ama 4 senede hiçbir zaman bitmez. 5 sene iç hastalıkları. Ondan sonra 5 sene kalp hastalıkları. 10 sene uzmanlık eğitimi aldınız. Yani. Almışım, evet. Yani şey olarak bizim zamanımızda öyleydi. Başka bir şey yoktu. Tabii bu arada benim bizzat hasta muayenesi, şey bahisi ki ben o zaman tedavi kliniği vardı. Haseki'de tedavi kliniği vardı. Ve bizim hocalarımız hepsi Avrupa'da eğitim görmüş. Avrupa'da, Almanya'da yetişmiş. En değerli hocalardı hakikaten. Hepsi nur içinde yatsınlar. Hayatta olanlara tabii ki Allah uzun ömür versin. Oraya o zaman tedavi kliniğine, efendime söyleyeyim, tıp fakültesinin Paris'i denirdi. Biz orada eğitimde. Çok iyi hocalarda, çok sıkı eğitim gördük. Yani şu olarak. Sonra ben kalp ihtisası için İngiltere'ye gittim. İngiltere'de İngiliz hükümetinin bursuyla yine İngiltere'nin en önemli kalp merkezinde şey yaptım. Neden? Çünkü benim hocam Profesör Reşat Garan, nur içinde yatsın. Aynı zamanda Türk Kardiyoloji Derneği'nin başkanıydı. Ve bunlar Avrupa Kardiyoloji Dernekleri ile birlikte toplantı yaptıkları zaman Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin başı hocası Reşat Garan'a demiş ki bize genç hekimlerinizi gönderin, eğitelim. Merkezimizde diye. Doktor McCormick o zaman. Onun üzerine hocam bana söyledi. Ben de ama siz uzmanlığınızı almışsınız. Dahiliye uzmanlığı aldıktan sonraki olayı anlatıyor. Daha dahiliye, daha kardiyoloji uzmanlığınızı yapmadınız. Ama dahiliye uzmanı olurken biz böbrekte görüyoruz, şekerde görüyoruz. Gayet, gayet sıkı yani. En büyük hocalarda şekerde görüyoruz. Efendime söyleyeyim, endokrinolojide görüyoruz, tiroidde görüyoruz. Bizim mesela, ben size söyleyeyim, Türkiye'de dahiliye olarak, nefrolog olarak en önemli Kemal Ölen hocamız. Nur içinde yatsın. İlk Türkiye'de diyalizi başlatan hoca. Biz sabaha kadar diyaliz hastasının başında beklerdik asistanken. Ben çok diyaliz yapmışımdır. Hem periton diyalizi, o zaman hemodiyaliz yok. Periton diyalizi çok yapmışızdır. Kronik renal hastalıklara o şey olarak. Sonra Celal Öker hocamız, profesör. Türk Diyabet Cemiyeti'nin başkanı, derneğinin başkanı. En önemli bir diyabet hocası, çok muazzam bir insan, hepsi nur içinde yatsın. Reşat Garan hocamız, bütün bunlar hepsi işte kardiyolog. Yani bütün Türkiye'de ilk temelleri atan, tabii ondan sonra rahmetli hocam ki yanında yetiştim, Profesör Cemil Demiroğlu. İşte bizim vakfı İstanbul Kur'an. Üniversitesi rektörüydü galiba, değil mi? Tabii ki, sonra rektör oldu tabii ki. Rektör oldu. Celal Öker hoca da hem rektör oldu hem dekan oldu. Celal Öker hoca Cerrahpaşa yeni kurulduğu zaman oranın dekanıydı. Cemil hoca öldüydü, değil mi? Cemil hocayı kaybettik. Evet. Doğru. Evet, genç yaşta kaybettik. Şey olarak epeyce şey oldu. Evet. Şimdi ben İngiltere'ye gittiniz. İngiltere'ye gittim. İngiltere'de en önemli, o zaman Avrupa'nın en önemli kalp merkezinde eğitim gördüm. Ne eğitimi gördüm? İki çok önemli. Bir, kalp pili takmak. Yani bir kardiyolog olarak tek başına kalp pili takmak. Ve de çünkü o zamana kadar takılmıyor muydu? Tek tük takılıyordu. Cerrahlarla beraber giriyordunuz. Ben girmedim hiç. Yapılıyordu. Yapanlar öyle yapıyordu. Ben orada tek başına bir kardiyolog olarak, bir iç hastalıkları uzmanı olarak
kalp pili takma yöntemini öğrendim ve Türkiye'ye getirdim. Aynı zamanda bu vena subclavia dediğimiz boyun damarlarından, şey damarlarından hasta beslemek, koroner yoğun bakımlarda. Ve orada koroner yoğun bakım eğitimini görüp ilk defa işte 75'te Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de ilk defa Cemil Hoca'nın da önderliğiyle modern anlamda koroner yoğun bakımı kuran kişiyim. Şey kalp hastalarına koroner tabii ki, koroner yani yoğun kalp krizi, bakımı kalp krizi siz, o zaman. Evet. Modern anlamda. Siyamersek'te mi o zaman? Hayır, üniversitede. Üniversitenin içinde kurdum. Tabii Siyamersek'te var fakat o zaman daha şey anlamda değil. Hakikaten koroner yoğun bakım olarak ilk nüvesini, ilk çekirdeği biz atmışızdır. Haseki tedavi kliniği. Sonra orası İstanbul Kardiyoloji Enstitüsü oldu zaten. Daha sonra. Anladım. Peki. Sonra bir gün oradan dönüyorsunuz. Evet. Kardiyoloji ihtisasınız tamamlanıyor. Evet. Değil mi? Sonra gene araştırmalara devam ediyorsunuz. Tabii, kardiyoloji devam ediyor. Yalnız onu da söyleyeyim. Tabii bütün hayatım bunları yerleştirmek mücadele. Hep mücadele, hep karşı çıkılıyor. Çünkü neden karşı çıkılıyor? Bir şey söyleyeceğim. Buradan biz şimdi hasta infarktüs geçiriyor, geliyor. Şimdi tabii o devirleri çok atlattık. Bu da ben söylediğim 75'ler, 1975'ler, 76'lar. Hastanın koluna serum takılırdı ve hasta hareket etmezdi. Fakat o koldaki serum damarı tıkar, hareket edemez. Buradan takıldığı zaman hastanın kolları rahat hareket ediyor. Serumunu alıp tuvalete gidip geliyor. Yani çok büyük bir şey. Buradan biz serum vermeye ve şey vermeye, basınç ölçmeye başladığımız zaman o zaman abilerimiz hemen tekrar hücum ettiler. Canan hastaları boğazlıyor diye. Sizin hayatınız hep mücadeleyle. Yani öyle yazılmışız. Bir şey yerleştirmek için. Evet, bu böyle oldu. Peki, sonra ben şeye gelmek istiyorum. Yolda gelirken de sizinle konuştuk. Yolunuz Güney Afrika'ya düşüyor. Evet, sonra o sırada... Bizim o 1980'lerde ismini duyduğumuz ünlü bir hoca, dünya çapında bir ünlü şimdi hoca. Şimdi 75-76, yine hep üniversiteye bağlı olarak ben gittim geldim ama üniversiteye bağlı olarak, izinli olarak gittim geldim. Koroner anjiyo başlıyor, koroner anjiyo. Koroner anjiyo koldan yapılırdı. İşte haftada bir yapılırdı. Yeni başlıyordu, yani yeni başlıyordu. Halbuki şey de Cape Town'da çok önemli. Şimdi Judkins tekniği diye bir teknik vardır. O tekniği yerleştiren ve de uygulayan Barnard'ın ekibinde Dr. Richard vardı. Ben onun yanına gitmek istedim. Cape Town Üniversitesi'ne müracaat ettim. Kalp bölümüne kabul edildim. Kalktım gittim. 1976. Hocam o yıllara dair mi bilmiyorum ama bir fotoğraf bulmuş çocuklar. Bir vola verir misiniz bakalım Canan hocama? Evet o benim. Sizsiniz değil mi? Bu öğrenciyken. Öğrenciyken? Bu tıp fakültesinde öğrenciyken bardakçıda. Ekranı siz verin, voldan biz görelim. Evet tamam. Buyurun. Veriyor musunuz ekranı? Verdiler şu anda evet. Tamam. Bu, yanınızdaki kim? Yanındaki kim? O da anlatayım. Şimdi lafı açıyor ama. Bardakçı köyü. Eskişehir'in Bardakçı köyünde. O zaman böyle sosyal olaylar yok. Böyle şey olarak siyasi olaylar yok. Uluslararası çalışma kampında çalışıyoruz. Bardakçı köyüne eğer izliyorlarsa hepsine selam ve sevgiler. Orada biz Gürkan Bey köylü hanımlar için çok soğuk Eskişehir tabii ki şöyle olarak bu şey olarak dışarıda çamaşır yıkıyorlar. Buzda, soğukta çamaşır yıkıyorlar ve hepsi hasta. Ama orada köyün içinden geçen bir derenin üstüne Çin çamaşırhanesi inşaatı yaptık. Bir dakika anlamadım. Ne, evet, ne anlamadım. İnşaatı? Çin çamaşırhanesi. Çin ne demek? Çin var ya, Çin ülkesi var ya. Tamam. Onların kullandığı bir usul. Usul olarak Çin. Usul olarak. Tamam. Onların nedir bu? Nehir akıyor. Evet. Nehrin ortadan nehir akıyor. İki tarafına duvar örüyorsunuz, çatı örüyorsunuz. İki tarafına ocakları yapıyorsunuz. Şimdi hanımlar burada dereden su alıyorlar. Burada kaynatıyorlar. Burada da betondan şeyleri var. Dövüyorlar. O kirli suyu yine dereye atıyorlar, o gidiyor.
Hem ısınıyorlar, hem üşümüyorlar, hem kar yemiyorlar, hem donmuyorlar. Ha, çok hoş. Şimdi ben orayı ziyarete gittiğimde bakımı falan yapılmamış. Temeli üzerinde o bina hala duruyor. Hocam, hocanın bahsettiği çamaşırhane hala duruyor diyorlar şu anda. Tamam. Eskişehir'den çok attılar. Selamlar. Çok evet, selamlar. Eskişehir'den attılar. Evet. Gerçekten sevgili izleyiciler, yani mailimiz durmuyor. Sakin, 3 saat devam edeceğiz. Merak etmeyin, her soruyu soracağız. Buyurun. Evet, bu 1964 bu sene. Yani şu 1964. Şimdi orada Almanya'dan gelen hekimler de vardı, hekim de vardı. Almanya'dan gelen hekimler, köylü arkadaşlar, selam olsun hayatta olanlara. Evet. Dediler ki, siz tıp öğrencisiniz. Her türlü öğrenci var, mühendis var, şey var. Öğrenciler yapıyor zaten. Hollanda'dan gelmişler, su mühendisleri, öğrencileri falan. Bütün onların planlarını uyguluyoruz. Yani öğrencilerin işlemi şey olarak. Dediler ki, hocam burada bir Almanya'dan gelen bir doktor var. Şey olarak, ondan da fotoğrafımız vardır bulurlarsa arkadaşlar. Şey olarak, biz köylüler olarak, gençler olarak gelip burada, biz abonelik yapıyoruz orada. Çimento döküyoruz, duvar örüyoruz. Benim duvar işçiliği sertifikam var Avrupa'dan. Duvar işçiliği yapmışım ben, bizzat yani. Şu olarak, siz bunu bırakın. Siz doktorla, çok hastamız var. Siz hasta bakın. Biz gelip sizin yerinize çalışalım. Peki dedik. Peki dedik. Bu şimdi de, bu evleri dolaşıyoruz doktor beyle, hasta bakıyoruz. Bu bir köy evine girerken... Ha, ben de tercümanlıkla yapıyorum. Hem de öğreniyorum doktorun yanında. Bu o fotoğraf. Peki, çok güzel. Teşekkürler Dersucuğum. Öbür fotoğrafları da bulursan tekrar veririz. Evet, şimdi geldik Cape Town'a. Şimdi Cape Town'a 1976-1978. Ben oraya koroner anjiyo öğrenmeye gittim. Çünkü ve de o zaman tabii ki ilk kalp nakli yapılmış 4-5 sene önce. Çok meşhur. İşte Barnard çok... Hem şey çok popüler, çok şey bütün dünyada. Bu arada bilmeyenler için hatırlatalım. Doktor Christian Barnard dünyada ilk kalp naklini yapan doktor olarak tarihe geçti. Onu biz o zamanlardan beri, 80'li yıllardan beri biliyoruz. Evet, o bilmeyenler evet. Ve onun ekibi... Fotoğrafını ver ekrana. Evet, işte şu anda ekranda. Evet, doktor Christian Barnard. Barnard. Tabii rahmetli oldu. Oldu. Yalnız bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim. 70 yaşlarına geldiği zaman Christian Barnard... Artrit oldu. Yani elleri, parmakları büküldü. Ve bir cerrah için en büyük şey. Ay. Biliyorsunuz, üzücü bir şey olay. Ve o zaman oturdu, kalp doktorunun kalp kitabı diye kitap yazdı. Hani bana diyorlar ya, sen niye kitap yazdın diye. Evet. Ve dedi ki kitabın ön sözünde, Barnard'ın kitabının ön sözünde, şimdiki bilgilerimi 20-30 sene önce bilmiş olsaydım, 150 hasta kurtaracağıma 1,5 milyon insanı kurtarırdım. Beslenmenin önemi. Bir kalp cerrahının lafı. Bu kitabı var. Kitabım. Peki siz o zaman mı kafanızda, o yıllarda mı böyle? Çocukluğumuz öyle geçti. Işık yandı. Ben ileride kitap yazmalıyım. Yok hayır. İnsanları... Yok hayır. Yani öyle bir şey yapmadık. Ben orada koroner anjiyo öğrendim. Ve de benim o zaman biz doçent olmak için üniversitede tez hazırlamak mecburiyetindeydik ve orijinal tez hazırlamak mecburiyetindeydik. Ben de en orijinal olsun diye orada kalp nakli yapılan hastalara koroner anjiyografi yaptım. Yani kalp hastaları. Ve Barnard'ın kalp nakli yaptığı hastalar hasta olan kalbi çıkarmıyor, öbür kalbi ona şey yapıyor. Yani böyle iki kalp çalışıyor. Bir insanın vücudunda, göğsünde iki kalp çalışıyor. Biri yetersiz pompa basamıyor, biri sağlam kalp. İkisinin birlikte çalıştığı zaman koroner anjiyografisini ve hemodinamik çalışma diyoruz, basınçları inceledim, doçentlik tezimdir. Dünyada başka yoktur. Şey olarak. Çünkü neden? Bunun da hikayesini anlatayım. Buyurun, enteresan. Tabii, tabii. İlk kalp naklini yapıyor Dr. Barnard bir diş hekimine. Ve şaşayla ve şeyle işte 15 gün falan ancak yaşıyor bu. 15 gün sonra vefat ediyor. Tabii çok üzülüyorlar. Çok büyük efor, çok büyük şey. Sansasyon bütün dünyada. Oğlu o zaman... Bu arada bir fotoğraf daha geldi. Bu da sizsiniz herhalde. Bu doktor işte. Aha. O doktor, bebeğe bakıyoruz. O Peter, Alman doktor. Ben de arkadayım, tercüme ediyorum. Siz şuradaki değil misiniz? Ben şuyum. Hayır. O erkek hocam. Yok, bu benim. Şu...
Öyle mi? Şusunuz siz. Ben neredeyim? Ha ben buyum. Tamam. Oradasınız. Tamam ben buyum. O babası tamam. Babası tamam. Ben şuyum yine. Tamam. Tamam. Doktor Peter şeye bakıyor. Tamam. Neye bakıyor? Evet. Ana çocuk sağlığı merkezi vardı. Orada biz şey yaptık işte. Koruldu. Bakın yazıyor çocuk sağlığı. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın. Tamam. Tamam mı? Onu orada biz her gün hasta bakıyoruz. Sabahtan akşama kadar. Tamam. Ben oraya inşaat yapmaya gittim. Ama olsun tabii ki. Orada yani çok büyük tecrübe tabii ki. Evet. Şimdi evet. Barnard'a döndüğümüz zaman, tamam. Barnard'a döndüğümüz zaman oğlu tıp fakültesinde okuyor o zaman, 3. 4. sınıfta evde. Bunlar çok üzülüyorlar. Babasına bağırıyor merdivenden aşağıya, 2. kattan aşağıya bağırıyor. Öbür kalbi çıkarmasaydın bu hasta ölmezdi diye. Onun üzerine Barnard o tekniği geliştiriyor. Hasta kalbi çıkartmıyor, göğüste kalıyor. Hasta büyük, çalışmıyor, işlev görmüyor. Ona bypass ediyor. Yeni kalbi bypass ediyor. Şimdi bypass olarak pompalar kuruluyor ya, onun gibi yeni bir kalp içeri koyuyor. O usul çok enteresan. Başka kimse yapmadı onu. İşte ben o iki kalpteki hem anjiyografik, hem koroner anjiyo, hem de hemodinamik diyoruz basınçlarla falan. Çok iyi. İkisi de çalışıyor. Birisi hasta, birisi iyi. İkisi bir araya geldiği zaman... gayet iyi atıyor. Veya ikisi bir araya gelmediği zaman falan bütün onları incelemiş insanım. Doçentlik teziniz. Doçentlik tezim evet. Evet. Yolda şey söylediniz. Ben aslında yaş farkının o kadar olduğunu bilmiyordum. Biz Özal'ın doktoru olarak bildiğimiz Dibeki vardı değil mi? Evet. Amerika'da Dibeki vardı. O Christian Barnard'ın hocasıymış değil evet, mi? Evet. Christian Barnard onu da anlatayım. Dibeki var, Shumway var. Önemli bir kalp cerrahı. Bu kalp kapakları falan o zaman çok önemli. İşte bypasslar yeni gelişiyor. Dibeki. Evet. Dibeki. Hakikaten 90'lı yaşlarına kadar yaşadı. Nur içinde yatsın. Hatta İstanbul'a da üniversite olarak davet edildi, geldi. Ben Dibeki'nin konferansını da motamot tercüme etmiş insanım. Çünkü o zaman bizim zamanımızda böyle profesyonel tıp tercümanları falan yoktu. Yani simultane biz yapardık. Hocalar gelirdi. İyi lisan bilen tercümesini yapardı. Şimdi Dibeki'nin yanında bunlar bütün bir ekip senelerce hazırlanıyorlar kalp nakli için. Dibeki de çok önemli bir kalp cerrahı. Yani kalp kardiyoloji alanında, cerrahi alanında çok büyük mihenk taşları olan bir kişi. Barnard orada bunu öğreniyor. En genç olduğu zaman kaç yaşlarında onu bilmiyorum. Ama ondan tabii şey olarak o ekipten kendisi Barnard aslında Cape Town'lu, Güney Afrikalı, beyaz şey olarak izin alıyor. İzine geliyor memleketine, Cape Town'a. İzin alıyor, geliyor ve o izin sırasında kalp naklini yapıyor. Hocasının önüne geçiyor. Güney Afrika'da yapıyor. Güney Afrika'da. Grootskur Hastanesi'nde. Ben de orada çalıştım meşhur. Şey olarak. O zaman tabii Amerika hekimleri bütün şeyler şok geçiriyorlar. Çok sinirleniyorlar ve uzun süre Christian Barnard'a Amerika'ya girme izni verilmedi. Geç zamanlara kadar. Çok kızdılar. Evet. Dibeki'yi de uzun yıllar Amerika'da yaptı ama daha sonra kendisi kalp nakli yaptı mı? Shumway yaptı. Hayır, kendisi yapmadı. Kendisi yapmadı, yetiştirdiği gençler yaptı. Ama Barnard'ın usulüyle değil. Yani şimdi bizde de uygulanan usulle, yanına kalp çıkıyor, öbür kalp takılıyor. Tabii teknoloji de çok ilerledi. O zaman teknoloji de yok. Yalnız Barnard'ın yaptığına piggyback diyorlar. İki kalp çalışıyor ayrı ayrı. Şimdi sizin zamanında mesela Türkiye'de bir izleyicimiz yazmış. Türkiye'de kimse yapmazken amcamın anjiyosunu Canan Hoca yapmıştı. Evet. Siz ilk anjiyoyu yapanlardan. Ben işte bacaktan ilk anjiyo. İşte Cape Town'da. Kasıktan değil mi bu? Kasıktan. Kasıktan anjiyoyu. Orada Judkins'in asistanının yanında yetiştim, geldim. Ve bacaktan anjiyoyu ben ilk defa başlattım Türkiye'de. Şimdi yapılıyor ya, şimdi uçan kuşa, tabii koldan falan da yapılıyor, teknoloji ilerledi. Perküsan dediğimiz, yani damar aşmadan girilip yapması, onu ben şey yaptım. O zaman da yine İstanbul Üniversitesi'nde, tedavi kliniğinde bacaktan anjiyo yapıyoruz diye. Bu sefer yine dünyanın hücumu geldi, Gürkan Bey. Ne geldi biliyor musunuz? Şey, Canan, işte efendim, koldan yapıldığı zaman damar tıkanıyor, kol kesiliyor o zaman. Ama bacaktan damar tıkandığı zaman bacak kesilecek. Evet, nasıl yaparsanız diyor. İşte yani böyle çok engellemeler her zaman olmuştur efendim. Peki sonrasında Türkiye'ye döndünüz. Fakat bu arada gene bir ileride birazdan geleceğiz.
meşhur sizin bir leptin hormonu var. Bunu keşfettiğiniz bir Kanadalı profesör, ben mi yanlış okudum acaba? Bir Kanadalı profesörden ayıların... Yok, onu, evet, onu şeyler keşfetti. 1994'te. Dörtte ayılarda keşfedildi. Ayılar çok enteresan şey olarak, fizyoloji olarak çok enteresan yaratıklar. Çünkü biliyorsunuz kış uykusuna yatıyorlar. Ve kış uykusunda hamileliklerini geçiriyorlar. Yani hamile kalıp uykuya gidip yatıyorlar. Kış uykusundayken inlerinde doğum yapıyorlar. Ve inlerinde bebeklerini emdiriyorlar. Ve kaç kilo vererek çıkıyorlar? Ve baharda inlerinden çıktıkları zaman, hani affedersiniz ayı gibi deriz ya, bir deri bir kemik kalmışlar. Tabii bunu bilim adamları için çok önemli, çok enteresan bir alan. İnceliyorlar ve nasıl bir şey, bir memeli hayvan hem hamileliğini, hem doğumunu, hem bebek beslemesini uykuda yapıyor diye. Bütün hormonları inceleyince leptin hormonunun bu işi yaptığını görüyorlar. Sonra bu 1994'te ilk defa gösterildi. Sonra tabii ki merak ediyorlar, insanlarda da var mı diye. Bizde de var. Aynı hormonlar bizde de var. Bizde de leptin hormonu ve insülin hormonu hakikaten orkestra şefi gibi master hormonlar. Bütün diğer hormonları, yememizi, içmemizi, açlığımızı, tokluğumuzu, susuzluğumuzu falan bizi, vücudu uyaran hormonlar. Leptin hormonu ne? Bir şey yediğimiz zaman artık doydunuz diye beyne haber veren hormon. Artık yeme. Veya acıktığımız zaman acıktığı artık yemek ye diye şey yapan hormon. Leptin hormonu vücutta tabii salgılanıyor mu? Bunu çok incelediler. İncelendi şey olarak. Leptin hormonu salgılanıyor. Ne zaman salgılanıyor? Bunu da gösterdiler. Şimdi bir şey yediğimiz zaman, bilhassa özellikle karbonhidrat, şeker vesaire yediğimiz zaman insülin hormonu salgılanır. Çünkü neden? Çünkü şeker en tatlı zehirdir. Şeker hastası olalım olmayalım. Vücutta yüksek oranda, yüksek değerlerde dolaştığı zaman bütün hücreleri haşat ediyor. Beyindi, gözdü, gırtlaktı, tiroiddi, memeydi, prostattı, karaciğerdi, mideydi ne aklınıza gelirse. Pankreastı, evet. Bütün bunları akciğerdi. Hücrelere toksik etkisi olmasın diye vücut kendini korumaya almıştır. Onun için pankreastan insülin hormonu salgılar. Hop, o yüksek şekeri hemen trigliserit dediğimiz en tehlikeli kan yağlarına çevirip depoya gönderir. Yani karaciğeri yağlandırır, iç organları yağlandırır, gıdığı yağlandırır, tiroidi yağlandırır vesaire, böyle olur. Bunu, insülinin görevi budur. Hı hı. 2 saatte bunu halletmesi lazım. 2 saat sonra insülin düzeyi kanda azalır. Onun yerine yine pankreastan başka bir hormon, glukagon denilen bir hormon salgılanır. Hı hı. Şeker çok düşmesin diye. Bu 3,5-4 saatte bu tamamlanır. 3,5-4 saat içinde ağzımıza hiçbir şey koymazsak, o zaman yağ dokularımızdan, vücuda birikmiş yağ dokularından leptin hormonu salgılanmaya başlıyor. Ve orayı tüketmeye başlıyor. Leptin hormonu yağları vücutta enerji olarak kullanılmasını sağlayan hormondur. Sizin leptin hormonunuz salgılanmazsa, sizin yok göbek yağı gitti, bilmem ne yağ gitti, unutun. Onu anlatıyorum. Tamam. Şimdi hayır, sizin biyografinizden gidiyoruz henüz de. Tamam. Ama o da sizin bir dönüm noktanız oldu. Çünkü temel tezlerinizden bir tanesi de o. Yani ilk kitabı onu yazdım. İlk kitabı onu yazdım. Ben bütün bunları, için ilk kitabı yazdığımı da söyleyeyim. İki, ben senelerdir aynı şeyi uyguluyorum. Yeni bir şey değil. Hastalarım çok memnun. Çok iyileşiyorlar. Hastalar bana dediler ki, hocam siz bunu yazın da herkes duysun. Bir de nur içinde yatsın. Ahmet Aydın hocamız, o çocuk profesörüydü, endokrinoloji profesörüydü. O kitabında yazdı, etti. O Ahmet Aydın'la biz birçok belediye halk programlarına çıkıp halkla söyleşiler yaptık birlikte. Aynı fikirde olarak o çocuk doktoru, ben kalp doktoru, iç hastalıkları doktoru. Ahmet Aydın hoca bana çok ısrar etti. Hocam siz yazın, bir kardiyolog olarak siz bu kitabı yazarsanız çok ses getirir, dedi. Evet. Onun üzerine bu kitap yazıldı. Evet. Ondan sonra da Türkiye'de aslında
yani ne bileyim bir devrimci çıkış yaptınız, öyle değil mi? Yapmışmışım. Çok tartışılan. Çok tartışılıyor. Tartışılması iyi. Tartışmayı mi? Seviyoruz biliyorsunuz. Evet, evet. Tartışmak da çok önemli. Sorgulamak da çok önemli. Evet. Tartışılacak ve sorgulanacak ki gerçekleri bulalım. Gerçeklere evet. ulaşalım. Çok sayıda izleyicimizden ileti var. Bunları da paylaşacağız sizinle. Ama benim de çok sevdiğim DJ Hakan Gündüz vardı. Programlarını radyodan hep dinlerdim. Diyor ki Gürkan Bey, bu hafta tek konuğum var dediniz ama diyor Canan Hoca hanımefendi şu ana kadar 257 kişilik diyor yer kaplıyor vallahi, bravo. Tebrik etmiş. Gittikçe de artıyor diyor. Evet öyle. Şu anda çok da konumuz bir var. Bir programda 5 saat konuştum. Teke tek. O rekorumdur. Evet. 5 saat. Başka bir kanalda evet. Maşallah. Evet, onun için evet. her şeyi konuşabiliriz. Konuşabiliriz, tamam. Şimdi, kardiyoloji biyografinizi anlattık. İç hastalıkları uzmanlığınızı konuştuk. Şu anda da Türkiye'de bir özel hastanede, İstanbul'da bir özel hastanede kardiyolog olarak görev yapıyorsunuz. İç hastalıkları ve kardiyoloji. Hasta görüyorsunuz. Hasta görüyorum. Hastalarınız ağırlıklı kalp hastaları mı oluyor yoksa beslenme üzerine gelen danışanlar da oluyor mu? Çok geniş bir yelpaze. Kalp hastaları geliyor, şeker hastaları geliyor, tiroid hastaları geliyor, kilo vermek isteyenler geliyor, efendim çocuk doğurmak isteyenler geliyor vesaire vesaire. Multidisiplin yani. Yani geliyor herkes. Peki geliyor. Bu mesela uzmanlığınızın dışında oldu diye hastalara bakmaktan tereddüt etmiyor musunuz? Yok, dahiliye uzmanı hepsine bakar. Hepsine bakar. İç hastalıklarıdır. Biliyorsunuz tıp bilimi ikiye ayrılır. Dahili bilimler, cerrahi bilimler. Hı hı. Dahili bilimler her şeye bakar. Biz öyle eğitim gördük. Yani ben tıptan mezun olup direkt endokrinolojiye girmedim. Hı hı. Ben tıptan mezun olup direkt kardiyolojiye de girmedim. Çünkü insan vücudu bir bütündür. Bir bütün olarak bakılması lazımdır. Hı. Biz öyle, yani benim jenerasyonum, biz öyle büyüdük. Biz öyle gördük. Ben onu uyguluyorum. Bence de esas tıp odur. Uzmanlık hakikaten önemli. Uzmanlık niçin önemli biliyor musunuz? Araştırma yapmak için önemli. Yani bir konuyu alır, derinleşirsiniz. Ama hasta bakmak için genel her bir şeyi bilmek mecburiyetindeyiz. Şimdi niye kaldırdılar onu? Yani mesela önce uzmanlıktan önce bir dahiliye eğitimi niye verilmiyor? Dahiliye uzmanlık eğitimi. Onu bilmiyorum. Çünkü evet. Ama sizin de çok yıllarınız gidiyor değil mi? Öyle 10 yıla yakın bir süre gitmiş. Tabii bakın benim 5 yıl dahiliye, 5 yıl şey... Kardiyoloji. Kardiyoloji. Ondan sonra da yurt dışında çalışmalarım var. Araştırmalarım var şey olarak. Ama şimdi niye kaldırdılar bilmiyorum. Onu eğitimcilere sormak lazım. Şey olarak hakikaten biz okurken mesela diyetisyen diye bir şey yoktu. Biz mecburduk. Hastalar bize sorardı ne yiyelim ne içelim. Paça yiyin derdik. Paça yemeniz lazım diye. Kolajen bağlı. Tabii ki. Hatta infarktüs geçiren yoğun bakım hastalarına ben evde paça yapıp getirmişimdir bile. Evet. Şimdi o zaman başlayalım. Şekerle başlayalım mı? Nasıl isterseniz. Evet, az önce biraz da girdiniz. Şimdi isterseniz bu çok tartışılan konudan başlayalım. Sonra şekerin diğer özelliklerine de girelim. Şimdi siz... Kamuoyunda çok tartışılan konu gebelere şeker testi uygulaması. Evet, evet. Bunda da jinekologlar başta olmak üzere pek çok hekim ayağa kalkıyor. Ve diyorlar ki Canan Hoca çıktı dedi ki şeker testi yaptırmayın. Anne karnındaki yavruyu etkiliyorsunuz, şeker hastası yapıyorsunuz dedi. Onun üzerine pek çok hastamız, daha doğrusu pek çok gebe kadın şeye gelmiyor. Şeker testi yaptırmaktan kaçınıyor, imtina ediyor. Bu doğru bir yöntem değildir dediler. Bunu da delillendiriyorlar. Diyorlar ki 50 gram yani oral yolla yapılan şeker testi 50 gram glikoz veriyoruz. 50 gram glikoz bir ya da iki baklava dilimine denk gelir. Hamile kadın hiç hamileliği döneminde bir iki baklava ağzına atmıyor mu? Bundan çocuk etkilenir mi? Diyorlar. Siz ne dersiniz? Çok yanlış diyorlar derim. Öyle mi? Çünkü şimdi bir kere şöyle bir şey yapalım. Niçin şey yapılıyor? Şeker yüklemesi testi yapılıyor. Sebebi ne? Çünkü gebede diyabet eğilimi olabilir, değil mi? İleride oluşabilecek hastaların toleransını ölçmek için, hastalıkların tamam. toleransını ölçmek için. Bir kere şunu söyleyeyim. Şeker yükleme testi güvenilir bir test değil. Yani biz buna... Sonuçları itibariyle mi evet, diyorsunuz? Sonuçları itibariyle.
Bugün yapsak sizi şeker hastası gösterir. Ertesi gün, 3 gün sonra yapsam sizi normal gösterir. Bu dünyada kabul edilmiş. Yani unpredictable sonucu. Bunu Amerikan raporları var, bunu gösteren. Bu bir. Bu ikincisi, şeker yüklemesi 6 ay içinde yapılıyor. Şu bu şeyleri gösterebilir misiniz? Tabii. Canan Hoca'nın slaytlarını ekrana verebilir misiniz? Tamam. Evet, buyurun hocam. Şimdi şeker gebelerde bu değil. Bundan sonrakileri görelim. Bunu sonra göreceğiz, evet. Bunu da sonra görelim. Bunu da sonra görelim. Bu. Amerikan Kalp Derneği diyor ki, bakın, 2 yaşına kadar çocuklara şeker verilirse ileride kalp hastalığı olur. Bu Amerikan Kalp Derneği'nin lafı. İşte Amerikan Heart Association. Onun da sebebi olarak şey mi diyor? Bebeklerin pankreasları 1 yaşında, karaciğerler ise 5 yaşında evet, tam olarak evet. gelişir. Şimdi, yani tam olarak gelişmemiş bir organa. Bütün vücut tam olarak gelişmemiş. Bütün olarak. Şimdi bir şey olarak. Bunu, bakın bu burada kalsın. Ben bunu söylüyorum kalp doktoru olarak. Ama yalnız kalp değil. Yüksek şeker anneye verdiğimiz zaman bir kere 50 gram bir şekeri şuna koyup kimse içemez hayatta normal bir şekilde. Size versem içemezsiniz. Hemen kusarsınız. Niye? Zehir çünkü vücut kabul etmiyor. Hamilelere bunu içirmeleri doğru değil. Yani ben şey olarak değil. Bir kere teşhis etmek için eksik bir tetkik. İkincisi hamileler zaten 5-6 saat veya 8 saat aç bırakılıyor. Susuz bırakılıyor. Ondan sonra o yoğun şekeri ben şimdi size yapıp getirin 50 gram içebiliyor musunuz? Görelim. Hemen kusarsınız. Veya düşüp bayılırsınız. Ve düşüp bayılıyorlar zaten. Yani hamilelere bu gereksiz testi yapmak için bu kadar stres yüklemeye gerek yok. Sizin programınızda genç arkadaş gösterdi farelere, hamile farelere. Oytun Erbaş. Oytun Bey, iyi bir araştırmacıdır o. Her ne kadar bana hücum etse de hiç önemli değil. Yalnız hakikaten iyi bir temel bilim, evet, iyi evet. bir temel bilimci. Evet. Farelere gebe değil mi? Gösterdi. Ben tabii. seyrettim yani. Orada yalnız o şey için denedi. Stres. Stres de şey için hocam. Psikolojik. Psikolojik. Tabii işte onu söylüyorum. Onu söylüyorum. Bir dakika bitmedi lafım. Dedi ki göstermiş ve de güzel bir çalışma. Benim söylediğimi %1500 kanıtlıyor kardeşim. Dedi ki hamilelere stres yüklediğim zaman otistik ha. Bebeklerinde bebek otistik oluyor. Otistik oluyor. Bipolar oluyor, şizofreni oluyor dedi. Doğru söyledi. Ben de diyorum ki hamilelere siz bunu annelere düşünsün. Anneye bu stresi yapmaya bizim hakkımız yok. Bu kadar gereksiz bir testi. Ama bu, işte biz de stres yüklüyoruz. Anneler bayılıyor. Anneler kusuyor. Ve çocuklar ileride her türlü hastalık, sadece kalp hastalığı değil. Çünkü neden? Çünkü bu stres, bir kere bipolar oluyorlar, şizofren oluyorlar. Hakikaten. Bunları çünkü jinekologlar takip etmiyor ki. Bizler takip ediyoruz. Onun için söylüyorum. Fakat yanlış anlaşılmasın. Şeker hastalığı, hamilelikte gebelik şekeri tehlikelidir. Ama ilk günden itibaren tedbir alınacak. Ben onu söylüyorum. Yani İlk hamile kaldığınızı öğrendiğimiz anda veya planlı bir hamilelik düşünüyorsak anne baba programa girecek 6 ay. Vücudunu toparlayacak sonra hamile kalacak. Ben onu söylüyorum. Bir dakika yani şeker hastasıyken şeker hastalığı şeker hastası yapmış, olmasanız dahi. Eğer şişmansanız bilin ki hormonal dengeniz alt üst olmuş. Ben onu anlatıyorum. Bu bir. İkincisi bir de bir tek kan tetkikiyle, şimdi yeni şey geldi ve bu artık konuşulmaya başlandı. Yani damardan açlık olarak alınan bir kan numunesiyle çok daha kesin ve %1500 bunun teşhisi koyulabiliyor, onu söylüyorum. Yani hamile bir kadına açık olarak alırsınız, bakarsınız, teşhisini koyarsınız. Şeker yüklemesi yapılıyor. Bir dakika, doktorlardan çok yoğun mesajlar geliyor. Hocam izin verirseniz bir tanesini bu konuyla ilgili paylaşayım. Tabii. Gebede diyabeti nasıl teşhis edeceğiz? Edilemez de bebek gebelik boyunca yükselen şekere maruz kaldığında zeka geriliği ve ani bebek ölümleri olabiliyor. Bu nasıl önlenecek? Hocamın önerisi nedir diyor. Çok güzel söyledi. Anneye şeker yüklediğimiz zaman, bakın onu da söyleyeyim. Annenin şekerini yükseltiyoruz. Sıvı şeker, bu baklava değil. Baklavayla sıvı şekeri karıştırmasınlar, ona cevap vereceğim. Orada daha gelmedik. Baklava başka, sıvı şeker başka. Tamam. Likit şeker.
Ani yükselmeler. Bebek neyle besleniyor? Anneden. Anneden. Anne kanıyla. Plasentadan, yani bebek eşinden tabii geçip oraya geçiyor. Ani yükselmeler. Bebekte de ani yükselme yapıyor. Ve bu bebek ne? Onu gösterelim, şu bebekleri bir gösterin. Evet. Ana çocuktan rahmindeki bebeği gösterin. Şey, ders o ekrana ver. Al bunu gösterin. Bakın. Bu 650 gram bir bebek. 75-100 gram sıvı şeker veriliyor. Direkt olarak anne kanı yükselince bu çocuğa geçiyor. Ve bu çocuk da daha gelişmemiş. Sadece pankreas değil. Kalbi gelişmemiş. Bu çocuklar ileride kalbi delik doğuyor. Gözleri gelişmemiş. Bu çocuklar ileride kör olarak doğuyor. Bağırsaklar gelişmemiş. Çocukları ileride bağırsak tıkanıklı olarak doğuyor. Bağırsak nakli yapılıyor. Çünkü şeker olduğu gibi anneden, annenin kanı şekeri yükselir yükselmez her an bebeğe geçiyor, dakikada bilmem kaç kere. Ve gelişmekte olan organları dumura uğratıyor. Kör olanlar var biliyorum şeker yüklemeden sonra bebekleri. Yani ben uydurmuyorum bunları. Bana çünkü bunları söyledikten sonra o kadar çok mesaj geldi ki. Şey olarak. Onun için peki nasıl teşhis edeceğiz? Bir, şeyde gösterildi, Kaliforniya Üniversitesi çocuk bölümün, çocuk kardiyoloji bölümünde yapılan bir araştırma. Burada var yanımda, isteyenlere gösterebilirim. Eğer gebe annenin şekeri yüksek seyrediyorsa, sadece şekeri yüksek seyrediyorsa, yükleme falan yok, çocuklarda kalp deliği olarak doğuyor. Bunu söyleyen Kaliforniya Üniversitesi çocuk kardiyoloji bölümü 8-10 yıl bunu takip etmişler ve bunu gösterdiler. Peki şunu soruyorlar. Yani sebep şu. Bir kere de kan bakılır. Bir, hamilelerde zaten insülin hormonu bakılacak. Bakılmıyor. Burada tekrar söylüyorum. İnsülin hormonu hamilelerde bakılacak. İnsülin hormonu nedir? Bir büyüme hormonudur. Hamilelerde zaten yükselir. İşte gebenin, rahminin büyümesi, bebeğin büyümesi için bu yükselir. Ama aşırı yüksekliği tehlikelidir. Hamilelerde bakılacak aç karnına bir insülin hormonu, iki trigliserit, üç hemoglobin A1C deriz. Bunlar bakılsın. Yeterli kardeşim. Onu söylüyorum. Ve bu ilk günden itibaren bunları takip edin. Bunlar yükselmesin. Bir de şimdi İngiltere'de de uygulanıyor, İsveç'te de uygulanıyor. Hamilelere şeker ölçücü alet veriyorlar. Yani siz ayda bir, üç ayda bir beklemeyin doktora gitmeyi. Kendiniz evde, self kontrol deniyor buna. Kan şekerinize bakıyorsunuz. Kan şekeriniz bir şey yedikten sonra yükseliyorsa onu yemiyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi şeker yüklemesi yapıyorlar. Anlamıyorlar. Bir hastaya 9 kere yapılmış. Onu biliyor musunuz? Öyle bir kere de anlaşılmıyor. Hayır, öyle mi? Evet, evet. Tek sefer değil. Tek sefer. Ben de onu soracaktım. Bir seferdeki verilen şeker bu kadar dramatik sonuçlar yaratır mı? Bu kadar çok çocuk da yapılıyor. Tek seferde olur mu diye. Oluyor. O anda, o anda, anında. Ani yüklemeden dolayı. O ani yüksek şeker anında çocuğun organlarının gelişmesini engelliyor. Bu kaç senedir yapılıyor hocam? Bu, valla ben 83'te doğum yaptım. Öyle bir şey yoktu. 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 Yani bu işte belki o zaman vardı ama biz duymadık. Olsak ben duyardım. Ben o zaman şey olarak, doçent olarak üniversitede çalışıyorum. Bizim hocamız da çok karşıydı. Cemil Demiroğlu çok karşıydı. Şey, şeker yüklemesi. Tabii ki, çünkü bayılıyor. Hamileyi bayıltmaya hakkımız yok kardeşim. Hiçbir şey olmasa. Daha basit yöntemler var iken. Bir. İkincisi, işte efendim hamile baklava yemeyecek mi diye. Baklavayla kıyaslayın şimdi. Likit şekerle baklava. Likit sıvı baklavanın başka. Da üstüne ama likit şeker dökülmüyor. Ama baklava ne? Baklavada un var, karbonhidrat var. Doğru. Baklavada yağ var. Doğru. Baklavada fındık fıstık var. Doğru. Onunla sıvı şeker aynı mı? Yani bana hücum edenler bunu hep ileri sürüyorlar ama oturup külahlarını koysunlar. Bir 50 gramlık şeker içsinler. Ondan sonra konuşsunlar. Bir izleyicimiz diyor ki gerçekten Canan Hoca'nın söylediğine katılıyorum. İçtim bayılıyordum diyor. Bayılıyorlar. Yani bir hamileyi hiçbir şey olmasa bayıltmaya hakkımız yok, onu diyorum. Ama hamilelere tabii ki çok dikkat edeceğiz. Bir kilo almamaları lazım. Bir de bir şey söyleyeceğim Gürkan Bey. Hamileler şeker yüklemesi yapılıyor. Ondan sonra ne deniliyor arkasından? Aman siz şeker yemeyin. Sen verdin, sıvısını verdin. Ama bir sefer test için diyorlar. Ama test iyi bir sonuç alamıyorsun ki. Alamıyorsunuz. Evet.
Sonuç alamıyorsun. Bir de anneyi bayıltıyorsun. İşte haber geldi. Evet, evet. Bana çok geliyor. Bir izleyicimiz yazmış. Tabii ki. Ben bir şey önereceğim. Yani genç araştırmacı gazetecilerimiz. Buyurun. Kendilerine iş edinsinler. Yani araştırmacı gazete, Nur İşe'de yatsın, Uğur Mumcu gibi. Evet. Bir dolaşsınlar laboratuvarları. Şeker yüklemesi yapılan kadınlar ne haldeler? Fotoğrafını çeksinler. Bitti. O anda. Tabii ki. Yükleme yapıldığı anda. Evet. Şimdi baklava yiyor diyor. Baklavayı ne zaman yiyor hanım? Bir jinekolog yazmış. Tamam, jinekolog sağ olsun. Aç karnına yemiyor ki baklavayı. Doğru. Yanında başka bir şey de yiyor. Bu 8 saat siz aç susuz bırakıyorsunuz. Dehidrate bırakıyorsunuz. Anneyi de bebeği de. Ki bu bebek 650 gram dehidratasyona bile gelemez. Yani yoğunlaşıyor. Plasentanın bile, yani bebek eşinin bile bu yüklemeden sonra koptuğu, ayrıldığını biliyoruz. Hmm. Erken doğumlar çok bu yüzden. Anladım. Ondan sezeryana hemen alınıyor. Hı-hı. Falan. Yani çok komplike bir olay. Peki. Gayet basit. Bir kan numunesiyle, şimdi yeni yayınlandı, yani geçen hafta yayınlandı, evet. Şeylerde de diye. Çünkü hakikaten çok şüpheli şeker yüklemesi, artık büyüklerde de yapılmıyor, yapılmaması lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu 1955'te Nur İçinde Yatsın, Profesör Muzaffer Şevki var, Yener, Türk Diyabet Cemiyeti'ni, o zaman cemiyet deniyor, kuran Ordinarius Profesör, diyor ki, şeker yüklemesi şeker hastalığı yapar. Evet. Şeker hastası şeker hastalığı yedirir. Peki. Bir ebe bize yazmış. Ben de ebeyim diyor. Gürkan Bey, ben 88'de doğum yaptım. Böyle bir test yoktu. Pek çok hasta da şu anda yaptırmıyor zaten diyor. Bir ara verelim mi? Tamam, verelim. Bir ara veriyoruz. Evet, şimdi kültür saati, okuma saati, Halk TV'ye destek saati. Unutmayın efendim. Biz 15 dakika sonra geliyoruz.